en önemli soru. Niçin buradayız? Niye biz bunları deneyimliyoruz? Niçin bunu Niye bunları böyle ben bir sana sormuş olayım. Hadi sen bana sor. Niye, buradayız? Niye buradayız biz? Şimdi... E, ben yine Kur'an bazlı konuşacağım. Benim çünkü il, yani bir matematik problemi çözüyorsak... İlmi kılavuzun. İlmi kılavuzun bu. Yani bir Kerim. problemi neye göre çözüyorum? Ben Kur'an-ı Kerim'e göre çözüyorum. Diğer bütün kitapları da okuyorum. Ve yine bazımı eğer Kur'an'da varsa bu doğrudura gidiyorum. Örtüşüyorsa ya da oradan sağlaması yapılabiliyorsa aktarıyorsun. Hep, Çünkü sürekli evet. dersin hani ben Kur'an'da olmayan hiçbir şeyi hiç kimseye veremem diye. Evet, öyle. Hani sürekli söylüyorum cümlede evet. evet. Yani orada alan söylemiş oldukları varsa vardır. Yoksa olasılığını araştırırım ama böyle Kur'an'da böyle deniyor dendiğinde yok kardeşim bir şey demiyor diyebilecek kadar bilgi sahibiyim elhamdülillah. O yüzden de e, benim bazım Kur'an-ı Kerim ve ben oradan neden varıza gidiyorum. Belki başkaları başka düşüncelerle, başka ilim ve bilgilerle, farkındalık yaratacak bilgilerle gidebilir. Ama soru bana geldiyse yanıtım bu alandan olacak. Önce onu söylemek istiyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in çeşitli ayetlerinde Şöyle bir anlatımdan bahseder Yüce Rabbimiz. Der ki, yani siz Adem sıfatın bizler Adem sıfatında yaratılmışız. Ve cennet makamında yaşıyoruz. Adem derken de, ne kadın diyor, ne erkek diyor. Hayır, Adem derken kırmızı kanı söylüyor işte. Yani hı hı. kırmızı kan taşıyan kadın ve erkeklerin oluşturduğu. Evet, yok. yani burada cinsiyet yok. Hani Adem deyince zannediyorlar ya sadece erkek. Hayır, orada bir cinsiyet kavramı Buradaki yok. Buradaki ayrım... Kırmızı, kırmızı kan kırmızı kan olmayanlar yani Hı. Adem adam oğlu ya Atatürk'ün adam adamız yani ne güzel bir şey. Ee, evet Adem olan yani kadın erkek farkı yok burada. Hı hı. Yani bu top o zaman yüksek titreşimde olan bizlerin biz o zaman yüksek titreşimdeymişiz, adammışız. Ama yüce Rabbim diyor ki Kur'an-ı Kerim'de sakın diyor. yiyin için yani güzellikle gideriniz devam etin O sırada cennette yaşıyoruz zaten. Sakın şu secereye bulaşmayın. Secereyi de ağaç diye çevirip olayı bir bozuyorlar. Soy, bir soy. soy. tebrik bir ediyorum. Aynen. Bu bir soy. Neyin soyu? Mavikan'ın, şeytanın soyu. Birleşmeyin diyor. Birleşmeyin, karışmayın. Karışmayın diyor. İçe geçmeyin evet. diyor. Ona uymayın Hadi diyor. Hadi açalım orayı biraz bilmeyenler için birazcık. Ee, yani yani bu Emre soya Hanım bu diyor. soya karışmayın diyor. Bu soya karışmayın diyor. Yani ne yaparsınız? Yapın. Yani güzellikleri sunuyor zaten. Cennet makamındasın. Güzellikle yaşıyorsun. Sakın bu soya bulaşmayın. Ama orada bir şekilde bulaşılıyor. Ve bulaşıldığı zaman Titreşimsel anlamda artık cennet makamında yaşayamayacak konumda olduğumuz için frekansımız düşüyor. Frekansımız düştüğü için de cennetten indirilmiş konuma geliyoruz ve orada yine bahsediyor ki Kur'an-ı Kerim'de Adem Allah'a yöneldi ve tekrar cennet makamını talep etti. Bunun üzerine Allah sınav aracı olsun diye yeryüzünü insanlara da, o zaman ins sıfatına düştük. Adamdık, Adem'dik, ins olduk. Makam kaybedince. Şu anda makam kaybetmiş halde dünya üzerindeyiz. İns sıfatındayız. Ee, tekrar adam olmak için istediğimizde Yüce Rabbim, yeryüzünde dünyayı, arzı sınav aracı olarak gerçekten burayı hakki tekrar hak edip hak etmediğimizi ölçümleyebilmek için ben insanlar ve cinler için yeryüzünü sınav aracı olarak inşa ettim ayetiyle bize bunu bildiriyor. Dolayısıyla ikiniz de inin birbirinize düşman olarak diye söylüyor. Çünkü şeytanın da makam kaybı var. Yani mavi kanda makam kaybediyor. Zaten mavi kan yani yeryüzü daha evvelden cahim bir ortam. Radyasyon, kurak, kurak sıcak onların yaşayabileceği bir alandayken insanların da yaşayabileceği sulak, verimli hale getiriyor. Yeşillikli, meyvelerin bitti. Şu anda da zaten bütün savaş e, eskiye onlar dönmek yani evet. kurak, titreşim Radyatif. Radyatif. Evet. Yani, Kendi yaşayabilecekleri hale gelmek, gelmek. Yani yoksa bu kadar olmaz Boşuna evet. yapmıyor bu dünya bu kadar. Çöple çevriliyorsa bir nedeni var. Var. Şimdi o yüzden de dünyayı bu şekilde inşa ediyor ve bizden de tekrar her birimiz de bu sınavı istediğimiz için tekrar cennet makamına adam olmak için yeryüzüne geliyoruz. Bu şey, mavik o bu bu esnada şöyle bir durum oluyor. Yine Kur'an'dan bahsediyorum. Allah üç grup topluyor. İnsan toplumunu, melek toplumunu ve cin toplumunu Kur'an'da. Herkes açsın okusun. Ve diyor ki ben bir halife atayacağım. Yeryüzüne benim adıma hüküm sürecek olan. Çok önemli bir şey söylüyorum. Benim adıma hüküm sürecek olan. Benim verdiğim güç, kudret, akıl ve zeka ve bilgilerle benim adıma hem kendini hem dünyayı yönetecek olan. Ve seçimini insandan yöne yaptığı anda mavi kandan olan iblis diyor ki ben bunu kabul etmiyorum. İyi ki isyan. Başkaldırın asilik. Ee, onu çamurdan toprak nüveliyiz. Çünkü manezyum var, çinko var, toprağız. Beni nardan, nar radyasyondur. Radyoaktif ışımadan yarattım. Ben daha üstünüm, kibir, yüksek görme. Ee, onların, insanların senin yeryüzünün halifesi olmayı hak etmediğini sana göstereceğim. Bana izin ver. Sen izin verilenlerdensin. Sen izin verilenlerdensin. Ve bu şekilde kim gerçek anlamda bana yönelik rahmanda kim sana yönelik bu da ortaya çıkacak sınavın amacı bu. Kıyamete zor. kadar ama. Kıyamete <laughs> kadar izni var. Dolayısıyla insanlar diyor ki işte bu kadar çocuk ölü Allah niçin bunu yapmıyor? İyi de seni halife gönderdi kardeşim. Sen yapacaksın. Allah karışmayacak ki. Bu kadar işte kötülüğe Allah ne izin veriyor? E sen görevlisin. Sen halife olarak geldin. Sen izin vermeyeceksin. Biz biz insanoğlu olarak izin vermeyeceğiz ama insanoğlu maalesef aynı o zaman cennet makamında kaybettiği gibi bu dünyadaki sınavında kaybediyor ve şey son ümmet olarak en çok azınız benim cennet makamına ulaşacaksınız diyor şey, yüce Rabbim. varlığım bir. Zaten ne diyor ki sadece burası. Zaten işte iman etmek bir şeyi bilmek mesela bu bardak var biliyorum diyoruz çünkü neden dokunuyorum, görüyorum, biliyorum. Ama iman etmek gözünde görmediğin halde onun varlığını bilmektir. Görmüyorum ama varlığını biliyorum. Nasıl biliyorum? Yarattıklarına bakıyorum. Kendi bedenime bakıyorum, çocuğun doğuşuna bakıyorum, çiçeğin açışına bakıyorum. Bunu yaradan yüce gücün farkına varıyorum ve ben bu güce iman ediyorum her birimizin fıtratında aynı o yıldızlar kodlanırken neyin ya da küçücük bebek yalan söylemenin kötü olduğunu bilir ağzına götürür. Bir şey çaldın mı eline götürür. Çalmanın, hırsızlık yapmanın kötü olduğunu bilir. Yani her insan neyin kötü olduğunu, ben bunun kötü olduğunu bilmiyordum diyemez. Her insan kodlanmış bir şekilde iyiliği ve kötülüğü bilir ama maalesef ki e, dünyanın sadece bu dünyayı var kabul edip herkes en 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 e, üzüldüğüm söz. Herkes böyle yapıyor. Sen de devam et. Şeytanın yolunda. Herkes böyle yapıyorsa zaten orada bir sorun var. Herkesin yaptığında bir hata var. Sen aslında yapılması gerekli olana bak. Herkesin yaptığına değil. Herkesin yaptığı şeytanın yolundan gidiyor zaten demektir. Dolayısıyla Allah akıl vermiş, fikir vermiş. Bizi esmalarıyla kodlamış doğrusunu bulun diye. Fakat diğer tarafta şeytanlar durmuyor. Durmuyor ve şimdi artık sen de biliyorsun konuştuk biraz önce. Aleni bir şekilde. Biz bunu ama seninle uzun zamandır konuşuyoruz. Evet. Daha önceki çalışmalarımızda da konuştuk. ve Sen e, beni uyarabilmek için e, gerçekten hani e, mesajlarla e, telefon konuşmalarımızda defalarca uyardın beni. Dünyanın çeşitli yerlerinde 2012 yılından beri yerin üstünü yerin altına yerin altını yerin üstüne geçiriyorlar Hakan dedin. Evet. Bu şeytani ritüellerin sonu yok ve son zamanlarda oldukça arttı diyorsun artık. Evet ve evet şimdi mesela kritik bir tarihten bahsetmek istiyorum bu ritüellerle ilgili olarak ayın 18'inde bir dolunay gerçekleşecek. Lilithiyen bir dolunay gerçekleşecek. Lilithiyen bir dolunay ne demek? Önce onu söyleyelim. Onu da söyleyelim. O, bununla ilgili olay da 15'i gecesi başlayacak diyorum ve Lilithiyen kısmına geçiyorum. Lilith, mitoloji de şu şekilde anlatılıyor. Ben bunu söyleyeceğim ama buna inanmadığımı da söyleyeceğim. Lilith'in e, Adem'in ilk eşi olduğu... Fakat Adem'in anlaşamamalarından kaynaklı olarak da Allah'ın sonradan Havva'yı Adem'e verdiği, Lilith'in de kıskançlıkla Havva'ya düşman olduğu, ve bütün işte kin, kıskançlık, tuzak, kumpas, intikam, şehvet, şehvetle baştan çıkartma gibi davranış modellerini gösteren bir kadın, şeytani bir kadın figürü oluşturmuş. Mitolojisinde bu. Ama, bizim bahsettiğimiz Lilith kara astrolojik anlamda ben bu birincisi bu mitolojisine inanmıyorum ben. Niye inanmadığımı söylüyorum. Şimdi sonra astrolojik kısmına geçelim. Niye inanmıyorum? Çünkü bir, Kur'an-ı Kerim'den gidersek bırakın Lilith'i Havva'dan bile bahsetmez. Kur'an-ı Kerim hiçbirinde Havva yoktur. Ee, i̇kincisi, şeytanın asıl düşmanı her zaman için kadın olmuştur. Neden? İnsan soyunu üretir. Doğurur. İnsan kadınla ve kadının rahim, rahim sıfatıyla, merhamet sıfatıyla büyür. Ve şeytan en çok merhamet sıfatına düşmandır. Merhameti hiç sevmez. O gaddarlığı ve acımasızlığı sever. Dolayısıyla burada bu hikaye bazında kadını bir şekilde intikamcı, kinci, baştan çıkartıcı, kirli ve kötü göstermeye çalışan bir mitolojik öykü var. Ben buna inanmıyorum. Çünkü kadın böyle bir kadın değil. Bütün oyunu kadın üzerine, üzerine kurmuş. Ya kadını yok edersem diyor... Çünkü o zaten amacı o kadını yok Aykol, etmek. Yani kadını etkisizleştirse bütün toplumu etkiler. <laughs> toplumu etkiler. Çocuk çünkü büyüttür çocuklar davası. Bir de kısırlaştırma sistemi başlıyor. Yani bir sürü şey yaşıyoruz Ona da şu anda. O çok büyük tehlike. Yani Ona da çocuklar da üreme ikincisi. Mesela ben tabii ki insanların cinsel tercihinde ilgili bir şey söylemem. Herkesin seçimidir. Fakat şeytanın da en çok istediği şey kadına gitmesindir erkek. Çünkü üreme olmasındır. Yani çoalmasın. almasındır. Erkek var ona git der. Kadına ne işin var der. Kadın kötü der ve kadını ve Dünya Kadınlar Günü bugün şu anda yapıyoruz bu yayını sonra yapacağız ama yani kadının bütün rahmaniyetini, rahimiyetini, kutsallığını, merhametini ortadan kaldırmaya çalışmak için elinden geleni yapar. şeytan, şeytan çözmüş işi. şeytan öyle. çözmüş buradan demiş. Ben kadını karalayayım. Onu ondan sonra uzak tutayım Şeytanın anası kadındır diye bir göstereyim Lilith üstünde olduğu gibi. Ve dolayısıyla e, ve herkese buna inanıyor. Böyleymiş Lilith. O zaman şöyle diyelim. Ay bir ya. araştırmıyorlardı. Kadını eksilttiğin anda zaten insanlık yok oluyor. Evet insanlık yok oluyor. Ha, o, ya bunu çözmüş adam çözmüş. basitçe. Evet. Kadını etkisizleştir. Kadını işte e, çeşitli haftalarla baskıyla, şiddetle, zulümle e, yok et. Evet. E, kısıtla. Evet. çünkü zira ilk öğretmen kadındır. Evet. Önce çocuğunu evet. Öğretir. Şimdi sevgi öğretiyor başta. Eğer kadın cahil kalırsa, kadın darmadağın olursa topluma hiç Bit, dönüp bakma. Yani. Bakma, bakma. Gitti, bozuldu. Yani o yüzden mesela Atatürk kadınların hakları yani, ilk kadın haklarını, ilk seçme seçilmeyi... nasıl yüce etmiş ya Rabbim? Peygamberimiz bunu en başta yapmış. Mustafa Kemal Atatürk zaten bu... Kırmızı-Mavi savaşın çok iyi Tabii bildiği için. için, bilmez mi? Aslan gibi o şiiri oraya koymuş. Adam, adam şiirini. Lütfen okuyun. Okuyun adam şiirini, evet bence de çok güzel. Cahiliye döneminde kadınları... kadınları... hayvan gibi satıyorlar. Kadınlara... sokakta tecavüz ediyorlar. Kız kuyu başında kadın doğuruyor. Kız çocuksa lat uzamenat dişi putları ya onların. Kızar kızara deyip kuyuya atıp onlara kurban veriyorlar. Olmadı. beş karış yüksekliğe geldi mi giydiriyorlar. Yine o lata uzata menata toprağa gömüp atıyorlar. Kur'an-ı Kerim kadına derin, der, veriyor. değer veriyor. Allah kadını yükseltiyor ama çevirilerine bakıyorsunuz Allah Allah Doğru. diyorsunuz ya. Yani. Ya ama Rabbim öyle dememiş. Niye bunu böyle çevirdin diyorsun? Hani niçin bunu demediğini bu şekilde yani çeviriyorsun kadın diyorsun. Eksik gösteriliyor gösteriliyor durum var ama böyle bir şey yok pis aslında. Göste yani. Pis gösteriliyor. Temizlensin diyor. Normal periyodik döneminde Kirli değil ki temizlensin. Bunun lafı neyesi? Bir mucize aslında o yani. Doğumun, insan soyunun üretiminin mucizesi o olmazsa soy mu yürüyecek? Yani hedefi kadını, kadını kadın, kadını hedefe boşa koymamış. Evet. Lilith hikayesinin de amacı şeytanın hikayesidir. Şeytan Lilith hikayesidir. ve ben buna inanmam. Ama Lilith denen bir gerçek var. Bu nedir? Kötü şeytan enerjisidir. Lilith şeytan enerjisidir. Her türlü kötülük. işte dediğim gibi hırsızlık, yalancılık, iftira, dolandırıcılık, kumpas kurmak, katliam, kan dökmek, bu işkence, bütün bunların hepsi var.